Nedim Şener, FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Anadolu'nun işgal yıllarında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Kurtuluş Savaşı sırasında bile düşman eli değmeyen TBMM 15 Temmuz 2016 gecesi içimizdeki hain örgüt Fetullahçı Terör Örgütü elemanları tarafından kapatılmak istendi. Sabaha karşı da F16 bombalarıyla vuruldu. Fetullahçı terör örgütüne yardım yataklık ettiği herkes tarafından bilinen kişiler hem de Atatürk'ün kurduğu CHP ve sözde milliyetçi Meral Akşener'in partisi İyi Parti listelerinden milletvekili olarak TBMM'ye girecekler. Fetöcüler bombaladıkları TBMM'de Garabete ve utanca bakın. TBMM'yi bombalayan Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı kişiler TBMM'ye milletvekili olarak girecek, hem de Atatürkçü CHP ve milliyetçi HİP listelerinden. Artık sokaktaki yurttaşlar bile FETÖ ile bağlantılı adayların hangi partinin listesinde, hangi ilde, hangi seçim bölgesinde kaçıncı sırada olduğunu biliyor. Bu utanç, sebep olanlara yeter de artar bile. Herkes bundan bahsediyor ama 15 Temmuz'dan sonra ara sıra alevlenen FETÖ'nün siyasi ayağı konusunu konuşanlar pek suskun. 40 yıllık terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile iş tutmaktan rahatsız olmayan CHP başta olmak üzere altı masa ortakları özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sürekli FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması açardı. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı suçlardı. Buna benim verdiğim cevap hep aynı oldu. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Hedefi siyaset değil bürokrasi. Anlatayım. FETÖ elebaşı Gülen 1970'lerden itibaren siyaset değil, devletin kılcal damarı diyerek bürokrasiye sızarak devleti ele geçirmeyi amaçladı. Çünkü siyaset üzerinden iktidar olursunuz ama seçimi kaybettiğinizde silinirsiniz. Oysa bürokrasiyi ele geçirmek hem siyasi iktidarı yönetmek hem de devlete sahip olmak demektir. O nedenle, FETÖ'nün evlerinde 13-14 yaşından itibaren ''Abi'' denilen örgüt yöneticileri tarafından kod adı verilerek devlete ve millete ihanet için yetiştirilen, çalıntı sorularla sivil, askeri ve güvenlik bürokrasisinde ''İmam'' adı verilen örgüt yöneticilerine bağlı asker, emniyet, yargı, eğitim, iş adamı ve mit, mülkiye ile tübitak gibi kurumlara sızan mahrem yapılanmaya gitti. Hakan Şükür gibi FETÖ'cü aptallar. FETÖ'nün evlerinde yetişip de siyasetçi olmayı amaçlayan tek kişi yoktur. Ama FETÖ elebaşının yanındaki isimlerden İlhan İşbilen gibi sonradan siyasete girenler olmuştur. Türkiye'nin gururu bir futbolcu iken FETÖ elebaşının ve kendisini dolandıran FETÖcülerin peşinde bir vatan hainine dönüşen Hakan Şükür gibi aptallar ise başlı başına dosya konusu. Darbe dönemlerinde bile kurtuldu. FETÖ elebaşı Gülen için her siyasetçi, kullanılan bir araçtır. Ayakta kalmasını ise her dönem iktidar kimdeyse onunla kurduğu ilişkiye borçludur. Darbe dönemlerinde bile örgütünün zarar görmemesi iktidarı yani güce elinde tutan askerlerle ilişkisini iyi tutmasına bağlıydı. Yani FETÖ, sivil ya da asker, iktidar kim ise onun yanında yer almıştır. Bunun tek istisnası, 2002'den itibaren işbirliği yaptığı AKP hükümetiyle savaşa giriştiğinde muhalefet olan CHP'ye yanaşması oldu. Yani hep iktidarlarla işbirliği ile büyüyen FETÖ, iktidarla mücadele için CHP ile işbirliği yaptı. FETÖ'nün gelişim aşamaları FETÖ'nün siyaset ve iktidarlarla ilişkisini şöyle anlatayım. TBMM'nin FETÖ 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu raporunda örgütün gelişim aşamaları şöyle sıralanmıştı. 1970 öncesi örgütün kuruluş aşaması. 1970'ler örgütün temellerinin atılması. 1980, 1983 yılları, 1983-1989 yılları, 1990'lar, 2000'li yıllar AKP dönemi raporda da belirtildiği gibi AKP dönemi ile FETÖ paralel devlet aşamasına geçti. Bu aşamada 17-25 Aralık 2013 operasyonu tamamlandı. İşte bu aşamadan sonra CHP ile işbirliği yaptı. Hangi lider FETÖ'nün siyasi ayağı Türkiye'de 40 yıllık iktidarların tamamını FETÖ'nün siyasi ayağı diye adlandıranlara birkaç sorum olacak. 12 Eylül 1980 darbesi döneminde FETÖ elebaşı Gülen arama kararı olmasına rağmen uzun süre yakalanmadı. Sonunda gözaltına alındığında Genelkurmay'dan gelen bir telefonla serbest bırakıldı. Peki, darbeci Kenan Evren FETÖ'nün siyasi ayağı mıydı? 1983'ten sonra eğitim ve emniyet içinde yapılanırken Turgut Özal FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu için mi buna göz yumdu? 1993'ten sonra yurt dışında okullar açarken yabancı ülke devlet adamlarına referans mektupları yazan Süleyman Demirel FETÖ'nün siyasi ayağı mıydı? 1996'da Başbakan Yardımcısı TanSu Çiller Bank Asya'nın açılış kurdelesini FETÖ ablası olduğu için mi kesiyordu? 28 Şubat'ın postmodern darbeci askerleri, FETÖ mensubu olduğu için mi FETÖ'cülere bir şey yapmadı? 1999'da, okullarını ve faaliyetlerini övdüğü FETÖ elebaşına, yurt dışına çıkın diyerek kaçmasını sağlayan Bülent Ecevit, FETÖ'nün siyasi ayağı mı? 2002'den 2012'ye kadar işbirliği yapan, önce 17 bölü 25 Aralık 2013 operasyonuyla, en son 15 Temmuz darbe girişimiyle devrilmek istenen Erdoğan ve AKP, FETÖ'nün siyasi ayağı mıydı? Ya da 17 bölü 25 Aralık 2013 sürecinde FETÖ'le işbirliği yapan Kılıçdaroğlu CHP'si FETÖ'nün siyasi ayağı mıydı? CHP, ip, deva siyasi ayak değil piyon. Peki, bugün milletvekili listelerinde FETÖ'nün yargı yapılanmasının mimarı olan kişiyi, Kemal İZM ırkçılıktır, deyip FETÖ ele başını öven KAHK ile ihraç edilmiş akademisyeni, FETÖ ilişkili isimleri milletvekili listesine alan CHP, emniyette FETÖ yapılanmasının mimarlarından olan kişiyi, FETÖ ele başını öven sözde, profesörleri listelere koyan ip ile Ergenekon ve Balyoz Kumpas davalarının destekçisi Deva Partililer ve diğer ortakları FETÖ'nün siyasi ayağı mı? ya da, kaah kalıları iade edeceğiz, diyen ve FETÖ'cüleri yeniden devlete sokacak olan altılı lı masa, mutabakat metnini. Tüm soruşturma ve kovuşturmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayrım yapacak, adil yargılanma hakkını tesis edeceğiz, maddesini FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu için mi koydu? Elbette değil çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Onlar da FETÖ'nün siyasi ayağı değil olsa olsa kullanışlı birer piyon olurlar.